İyi akşamlar arkadaşlar. İstanbul İkitel'de bulunan Takıyüddin Mehmet Efendi Medresesi'nin İmam Gazali Dershanesi'nden hepinizi saygıyla selamlıyorum. Evet Muhammed, tarihlerden 15 Kasım değil mi? Evet, 15 Kasım. Şimdi arkadaşlar, öncelikle ismini zikrettiğimiz İmam Gazali ile ne alakamız var hocam? Soru bu. Bir de şurada bir isim yazıyor ama ben onun telaffuzunu bilmiyorum. Arkadaşlar hani derler ya, balkonu da salona kattık. Jimmy Rangitawa. Evet. Bu belki arkadaş Avustralyalıymış. Ben internetten ilanlar bölümüne bakarken birkaç aydır böyle bir tahta arıyordum. İkinci el sahibinden.com'dan şey yaptım. Fiyat vermiş. Bizim bu halkalı lunch da bulunan, baktım konumu bana yakın, efendime güzel, fiyat da güzel, anlaştık. Bir de doktor hanımdan, hani çok sağ olsun, İngilizce üzerinden teyit ettik, kendisinden aldık. Bu arkadaşımız aynı zamanda Muhammed animatörmüş. Ben animatör falan deyince zannettim otellerde böyle milleti eğlendiren animatörlerden falan. Hatta ben dedim oğlumla beraber senin dedim şeyini izlemeye gelmek istiyorum. İnternetten şey yapıyor. Kendi adına sayfası var. Animasyon hazırlıyor. Evet, animasyon hazırlıyor. Kendisine de teşekkür ediyoruz. İsmini de almış olalım. Neden İmam Gazali? Ne alakası var hocam? Tabii bugün ne yapıyoruz Muhammed? Bugün kimseye hesap vermiyoruz. Biz bir efendime söyleyeyim devlete bağlı değiliz. Bir vakfa bağlı değiliz. Biz kendiliğinden bağımsız bir yapıyız. Matematiğe de gireriz, fiziğin kralında yaparız, siyasete de gireriz. Tamamen serbest takılıyoruz. Serbest cumhuriyet gibi. Şimdi, bugün İmam Gazali'ye niye atıf yaptık onu da söyleyeceğiz. Kendisi benim için, İmam Gazali aslında bilim dünyası için de iki farklı bilinmeyen, iki farklı bir boyut olan bir şahıstır. Tabii matematiğe sağladığı katkılar bilinmemektedir. Hatta benim tarafımdan dahi bilinmemektedir. İmam Gazali deyince Muhammed, Türkiye'de ve İslam dünyasında daha çok tarikatlar ve mutasavvıflar tarafından sahiplenilir. Bizde babam tabii Gazali hayranıydı. Sanırım İhya-i Ulumuddin'i birkaç kere analizde okudu. Ben çok okuyamadım. Daha sonra Gazali'den soğudum. Hatta Gazali'ye kendimce ne diyelim, tavır koydum. Bir de ne vardı? Mükaşefetül Kulüp, Kalplerin Keşfi diye bir kitabını babam getirmişti bizde. Okuyorduk. Daha sonra ben Gazali'nin eserlerini evden çıkarttım. Ama o İhya'da çok kısa bölüm okuduğumda dedim bu mutasavvıf değil, çok büyük bir matematikçi. Bunu başkası anlayamaz, izah edemez. Şimdi öncelikle şunu yapalım. Bugün bir fantastik takılacağız. Kimseye de hesap vermeyeceğiz. Şimdi Muhammed, öncelikle bir küre. Tabii Gazali neden Gazali, onu da sona doğru bırakalım. Bu arkadaşımızın bize verdiği bir kalem. Arkadaşımız dedim, sen telaffuzunu yaptın. Şöyle bir küreyi düşünüyoruz Muhammed. Evet. Bunun yarı çapı R idi. Muhammed, bu kürenin hacmini nasıl buluyorduk biz hacmini? Ne diyorduk? 4/3 pi r³. Hacim, kare deme, bitirirsin bizi. Küp. Bu küre yüzeyinin küp dış alanı, şu kürenin efendimesi dış yüzey alanı. Peki bunun, pardon, kürenin hacmi bu. Bunu suya batırdığımızda ne kadar taşır veya uzayda ne kadar yer işgal eder? Şimdi ben bunun, Muhammed, yarı çapı var değil mi? Bir parametresi var bunun. Bu R'ye göre türev aldığım zaman dv/dr, yani V'yi R'ye göre türettiğimde biz biliyoruz ki bunun yüzey alanı çıkar, dış yüzey alanı çıkar. R'ye göre türev 3 öne gelir. 4/3 pi vardı. 3 önde. 3 r kare olur. 3'ler sadeleşir. Bu küre yüzey alanı ne çıkıyor Muhammed buradan? 4 pi r kare. Gerek biz kürenin yüzey alanını, gerekse hacmini küresel koordinatlarla
ispatlamıştık, göstermiştik. O konulara girmeden bunu yaptık. Şimdi küre denilen cisim ve Gazali ilişkisi ne alaka hocam? Şu kahvemizden de alalım. Küre dikkat edersek yüzey alanını verir. Bir kere daha türev alırsam bu kuranı bir kere daha türevini al. Ama ona girmeyeceğim. Şimdi hacimden nereye gittik? Türevle küreye gittik ve küre mükemmel bir cisim. Bu evrende, içinde bulunduğumuz alemde mükemmel bir cisim. Bu mükemmeliyetini türev operatörüyle birebir çalıştırdık. Şimdi bunu biz bir küp için yapalım. Gel bakalım ne oluyor küpte. Bu bizim kendi, kimseye hesap vermeyeceğimiz kendi fantazimiz. Kendi kendimize bir işlem yapıyoruz. Bu küpün bir kenar uzunluğu A. Doğru mu Muhammed? İyi de sen benim yaptığımı yapıyorsun. Nasıl? Ben eskiden soru çözerken kareyle daireyi birbirle bağıntılı bir şekilde kolaylaştırarak çözerdim. Ve sana söylerdim onu. Sen de benim herhalde oğlum olduğun için dolayısıyla fabrika değil mi? Yani çıkış işte, aynı. Dedeye neneye doğru gider. Şimdi Muhammed bak yalnız burada biraz konuşalım bunun üzerine. Bu kübün hacmi, kübün evet. Hacmi hep şöyle yapar öğrenci. A çarpı A çarpı A. Yani A'nın öğrenci. Kibi. Lisenin 12 hariç. Evet, 12'ler biraz hariç. Özel tutuyorum. Buna A küp der. Evet. Aslında tam olarak böyle değildir. Evet. Şimdi öncelikle ben aslında şöyle olması gerekir. Şu yüzey alanı herhangi bir yüzey alanı fark etmez. Burada minik bir nüans var. Onu da arkadaşlara göz. Bu yüzey alanı yani A çarpı A'dır bu. Diğer bir alan, bir tane yüzey alanına ben S, burada S ile gösterdik, burada da A ile gösterdik. A. Çarpı diğer ayırt, bak. Diğer ayırt. Dolayısıyla bak diğer ayırt dediğim aslında bunun böyle olması lazım. Çünkü biz biliyoruz ki iki vektörün birbiriyle vektörel çarpımı yine vektördür. Eğer burası da vektörel çarpma olsa o da bir vektördür. Halbuki hacim skaler bir büyüklüktür. Çünkü yüzey alanının bizatihi kendisi vektörel bir büyüklüktür. Ya bize doğru alanı kastetmişizdir ya diğer tarafa. Bu konu üzerine çok kafa yorduk ve yorum yaptık ve video işlediğimiz için tekrara düşmemek üzere o konuları merak eden arkadaşlar bizim eski videolara baksınlar. Bu yüzey alanının büyüklüğü bu tarafa doğruysa ve yine hakeza şu yüzey alanının büyüklüğü bu tarafa, A da bu tarafa doğru ise iki paralel vektörün vektörel çarpımı sıfır olur. Dolayısıyla burada aslında lise talebesi için çok bir şey ifade etmiyor. A küplüğü bırakıyor. Biz de bu detayı söyledikten sonra konuyu orada bırakıyoruz. Ha hocam yanlış söylüyorsun, şudur budur diyen olursa onların da görüşlerini bekliyoruz. Yok, şaka şaka yapmayalım. İnsan dediğin varlık hata yapar, karıştırır. 3 yıl 5 yıl. Yorumlarını bekliyoruz yani insanların. Bizim şeyi Yusuf hatırlıyorsun değil mi? Hangi Yok Yusuf? Hikmeti. Çocuğun notunu 60 şey yerine 63 yerine 03 yazmışım. Sınıf numarasını. Bir daha evde dayak yemiş. Fizikten ve değil mi? Eşittir evet. Ve eşittir A küp değil mi Muhammed? Şimdi bakalım. Aynı mantığı gel küp için uyarlayalım. Küpteki mükemmellik ne kadar? V'yi bir ayırta göre türetiyorum. Yani A'ya göre. DV bölü DA eşittir 3A kare. Doğru mu Muhammed? Evet. Demek ki aslında kübün hacminin yarıçapa göre türevi direkt yüzey alanını verirken, kürenin hacminin yarıçapa göre türevi direkt yüzey alanını verirken, 4π kareyi, kübün hacminin bir ayırta, yani A'ya göre türevi 3A kareyi verdim. Peki Muhammed bu küp bir zar değil midir? Evet. Bir bu yüzeyi var doğru mu? Evet. Yani A kare var doğru mu? Bir tepedeki yüzeyi var A kare. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ne olması gerekiyor? Bu lineer ilişki olması için 6A kare olması gerekiyor. Ne çıkıyor Muhammed? 3A kare. Demek ki küp küreye göre
evrende efendime söyleyeyim %50 mükemmellik arz ediyor. Yalnız yeri gelmişken bunu da söyleyelim. Bu bizim madem bilim videomuz, bilim dünyasıyla ilgili kendi fantazilerimizi paylaşıyoruz. Yer olayı sıkıntıya düşmek istemiyorum. Şuraya bir yere sıkıştırdım. Muhammed şuraya yapabilirim. Bir küp çiziyorum. Çok özel bir küp. Bir kenar uzunluğu o kadar küçük ki bu da H diyorum. Bu işte H Planck sabiti. İşte kuantum mekaniğin kurucusu Planck evrenin noktalardan değil de minicik 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 küplerden oluştuğunu, evreni aslında bir bina tuğlası gibi ve bu tuğlanın da bir ayırtın uzunluğu H Planck sabiti ve o kadar küçük ki 6,34 6 küsur altını hatırlamıyorum. Şöyle yapayım. 6 o kadar küçük ki önemseme bile. 6 çarpı 10 üzeri eksi 34 metre. Yani çok çok küçük ya. Kırmızı kalemi silmekte. Bu bizim kırmızı kalemimiz. Uçlarını değiştirdik değil mi? Lekeleme yaptı. Şimdi Muhammed dikkat edersek küpteki bu türev operatörüne geçişimiz küreye göre %50 mükemmellik gösterdi. Süre bilgisi istiyorum. 12. 12. Aslında silindir ve kübün bir konusu daha var. Ona da değinecektim. Ama şu kısmı ben bir sileyim. Şu kısmı sileyim. Evet. Evet. Mavi lekeleme yaptı. Tahtanın kalitesinden olabilir mi? Bence kalemlerden. Peki aynı kalemleri kullanıyoruz. Kırmızı siyah yapmadı. Yani siyah yapıyor. Siyah kalem değişik. Siyah kalemi ben bilmem yani. Bizim kalemler siyah mı? Tamam. Mavi bizim ama. Tamam bu mavi bizim mi? Evet doğru. Elindeki şey nemli olabilir mi? Çünkü bak bir yeri siliyor öbür yeri silmiyor. Nemlediğimizde ıslattığımız zaman şey komple çıkarıyor. Hayır su nem. O şeyi çıkarıyor. Şimdi gelelim mevzuya Muhammed. Neden gazayı? Şimdi Muhammed küreyi sildik ama küreyi silmesek de olurmuş. Küremizi aslında yeniden de çizebiliriz. Şöyle bir küremizi çizelim. Şimdi gazalin iki tane boyutu var. Birincisi kendisi kuvvetli ihtimalle Fars, İranlı Farisi. Daha öncesinden bir bilim insanı, büyük bir matematikçi, büyük bir teorisyen. Nizami Mülk tarafından bak şimdi Bağdat'ta Farsi dediğin zaman bunu neredeyse Maveraün Nehir'e kadar uzatman lazım. Yani Türk'ü Farsı bir oluyor İslam dünyasında orada. Evet, Farisiler bizi çok etkiliyor. Türklerin Müslümanlığa geçişi, işte İran komşuluk ilişkisi daha kuvvetli. Ebu Hanefi de zaten Arap zannediyorlar ama o da Farisidir, Arap değildir. Neyse. Şimdi İmam Gazali Nizami Mülk tarafından Bağdat Medresesi'ne baş müderris olarak görevlendiriliyor. Buraya kadar güzel ama İmam Gazali ömrünün son çeyreğinde mutasavvıflığa bulaşıyor, onlara yöneliyor, onların etkisinde kalıyor ve çok büyük bir ilmi inkar ediyor, yatsıyor. Dolayısıyla bir sufili suftalık avam tarafından dahi doldurulan bir şeyken kendisini efendime söyleyeyim ilmin dışına itiliyor. Hatta günümüz araştırmacıları tarafından Gazali ilmini inkar etmekle üniversiteyi sadece dini eğitimlerin yapıldığı, mutasavvıflığın, tarikatların ön plana çıkarıldığı, matematiğin, tıbbın geri plana itildiği bir hale indirgemekle suçlanıyor ki ben bu konuda İstat sahipleriyle aynı görüşüm. Dolayısıyla Gazali'yi hayatımızdan biz çıkarttık. Fakat İhya-i Ulumuddin'in hangi bölüm bilmiyorum, Gazali'nin ilgili eserlerini okurken ne zaman okudum? Üniversite yılları olabilir.
Ve şöyle söylüyor. Diyor mesela Tanrı için. Ben Tanrı yazayım. Ben Allah yazarsam Tanrı'ya kim sahip çıkacak değil mi Muhammed? Herkes kendi ana dili için yırtınırken ben Türkçeden taviz veremem. Şimdi Gazali Allah diyor ama ben konuşmalarında Tanrı diyeceğim. Tanrı için itikatlarda yani Yahudilikte, Hristiyanlıkta, Müslümanlıkta ne denir? Tanrı'nın ezelidir. Başı yoktur değil mi? Ebedidir. Sonu yoktur. Yukarı aşağı yönü yoktur. Her taraf onun için eşit musavidir. Dolayısıyla bu itikatta açıklama yaparken Gazali Tanrı'nın bu özelliğini atıf yaparken yönü önemsenmeyen, yönü artık sakıt olan Tanrı için sağa sol, yukarı aşağı, sağ kol, sol ayak böyle bir kavramın olmayacağını buna örnek olarak da neyi veriyor Muhammed? Küreyi veriyor. Ve Gazali itikati bir açıklamaları hep matematiksel olarak ifadelerle dolduruyor ve İslam dünyasında bugüne kadar bunun ne demek istediğini anlayacak kapasitede kaç insan gelmiştir veya da Gazali'nin eserlerini analizli inceleyen Muhammed ya da günümüze 75 tane eserine ulaştığı söyleniyor. Bu eserlerinin yüzde kaçı son çeyreğe ait, yüzde kaçı ilme ait belli değil ama Nizam-ı Mülk gibi zamanın en büyük devletinin verdiği olanakları bir çuval İncil'i berbat ettiği için kendisini ben kınıyorum ama çok muazzam matematiksel açıklamaları var, teorik izahları var, itikadi konuları var. Dolayısıyla bu videonun konusu da böyle olsun. Yeni dersliğimizin adını da bu sebepten dolayı hani Gazali'nin mutasavvıf, sufi, suftalık yönünden dolayı değil, büyük matematikçi olma özelliğinden dolayı bu dersliğimizin adını da ne koyuyoruz Muhammed? İmam-ı Gazali dershanesi olarak koyduk. Var mı sorun? Yok. Teşekkür ederim.